Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Bugün yayınımızda iki farklı konuyu ele almak istiyorum. Bunlardan ilkinde Türkiye'nin iç politika gündeminde neler yaşanıyor? Daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu Türkiye 100 yılı vizyonu acaba yerel yönetimlerde nasıl karşılık bulacak? Bu konuları konuşacağım. Sayın Hakan Han Özcan stüdyo konuğum. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti Ankara İl Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. İkinci bölümde çok teşekkür ederim. İkinci bölümde de Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, ki bu yıl 75. yılında, ülkemizde 75 yıldır aralıksız olarak yayınlanan bir gazete. Ivo Molinas Genel Yayın Yönetmeni konuğum olacak. Dış politikada ülkemizi ilgilendiren önemli gelişmeler var. Yakın coğrafyada seçim sonuçları yaşandı. Bunlar Türkiye'yi nasıl etkiler? Özellikle Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu çatışmanın durdurulabilmesi için önemli katkı veren bir ülke. Bu konularda acaba neler yaşanabilir? Bir nükleer savaş riskinden söz ediliyor. Böyle bir durum gerçekten gözleniyor mu baktığımız zaman? Bunları da değerlendireceğiz gazeteci meslektaşımla. Sayın Başkan, şimdi İstanbul, yani biraz medyanın merkezi burada olduğu için ve kültür sanat faaliyetleri de, ekonomik faaliyetler de biraz burada yoğunlaştığı için çoğunlukla İstanbul'da neler oluyor gibi bir hayat dönüyor medyada benim gördüğüm kadarıyla. Ama Anadolu'da çok önemli şeyler var, çok çalışkan insanlar var ve işine odaklı faaliyetler devam ediyor. Ankara aslında ekonomik faaliyetlerde, savunma alanında büyük kuruluşlarımızın da olduğu bir yer. Yerel yönetimler, bu Türkiye gündemi çok yoğun olduğu için biraz ihmal ediliyor belki. Yapıyorlar, ne ediyorlar diye ben sizle onları biraz konuşmak istiyorum. Evet. Sizin gözünüzden, sizin çerçevenizden öncelikle hangi konular var? Bunu da şu soruyla sorarak başlayayım size. Geçen hafta benim de takip ettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara Arena Salonu'nda açıkladığı Türkiye 100 yılı vizyon belgesinde birçok şeyden bahsediliyor. Ekonominin geleceğine dair, geçmişten günümüze kadar bir takım yeni parametreler ortaya kondu. Bazı parametrelerin devam edeceği ifade edildi. Yerel yönetimler düzeyinde bu size nasıl bir ilham veriyor? Nasıl bir motivasyon yolla devam edeceksiniz? Ve tabii vatandaş, en önemli şey siyaset niye yapılıyor? Bence vatandaşları daha mutlu etmek için, öyle olması lazım. Ekonomik refahımızı arttırmak için, insanların beklentilerine yanıt verebilmek lazım. Yani kapıyı çaldıkları zaman onlarla konuşabilmek lazım, değil mi? Böyle açık bir kapı politikasıyla. Siz bu beklentilere yanıt verebiliyor musunuz Ankara İl Başkanlığı'nda? Önümüzdeki süreçte neler yapacaksınız? Ben bir özetlemenizi rica edebilir miyim? Evet, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Yani söylediğiniz gibi bütün kuruluşlarımızın merkezleri hep İstanbul'da olunca, evet, bütün medya kuruluşlarımız, Ankara biraz ihmal ediliyor diye görüyorum ben. Hep projektörler İstanbul'da. Doğru. Lütfen siz bize Ankara'yı anlatın. Evet, sizin çerçevenizden anlatın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii Cumhurbaşkanımız kendisi de beyan etti. Yani muhafazakar devrimci. Ve Cumhurbaşkanımızın bu ikinci yüzyılımızda, Cumhuriyetimizin artık 99. yılındayız. İkinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma politikasında bizler AK Parti olarak, yani Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son 20 yıllık bölümünde çok büyük icraatlar ve değişim dönüşümler yaptık. Bunlar hem yerel bazda da, yerel yönetimler bazında da, hem de Türkiye bazında. Tabii ki zaten bunlar birbirleriyle bağlantılı. Tabii eskiden Türkiye diğer ülkeleri takip eden bir ülkeydi. Takip eden bir ülkeden takip edilen bir ülke haline gelmiş oldu. Bilhassa Cumhurbaşkanımızın yani en başta AK Parti kurulduğunda ve yeni hükümet olduğunda Türkiye lideriydi. Sonra bir ümmetin lideri. Şimdi de bilhassa bu uluslararası konularda, bilhassa bu Rusya ile Ukrayna savaşındaki göstermiş olduğu siyasi tecrübesi, dehasıyla beraber bir dünya lideri olmuş durumda ve eskiden Türkiye yarını, bir yılını görmezken şu anda işte 2023 planları, 2053, 2071 deyip aynı zamanda da ikinci yüzyıl diyerek çok büyük hedeflere, aynı zamanda bizi ve yetişen gençlerimizi de büyük bir hedefe doğru, Türk milletini, Anadolu halkını bir yönlendirme yapmış oluyor. Bu bir büyük bir vizyondur. Çünkü ertesi gününü göremeyen bir ülkeden şu anda yüzyıllık planlarını yapan
büyük bir tekrar devlet haline gelmiş oluyoruz. Ve bunlar da tabii ki baktığımız zaman Ankara'da, eskiden başkent Ankara dediğimiz zaman gri bir şehir, memur şehri, işte sabah 8, akşam 5, akabinde 1-2 saat sonra her yer kapalı falan. Ama şu anda... Nasıl Ankara? Size mesela bir yabancı gelse, şurada bir yemek yeseniz Sayın Başkan deseler, evet, ki biraz bize Ankara'yı anlatın. Bazı ön yargılar var Ankara ile ilgili. O ön yargıları yıkmak için Ankara'yı nasıl tarif edersiniz? Ankara'da mesela... Ankara'ya niye gelsinler insanlar, evet, niye ziyaret etsinler, evet, diye size sorsalar, evet, ne dersiniz? Mesela İstanbul'da... Hangi yönde öne çıkıyor Ankara? Evet. Ankara çok kadim bir şehir. Yani tek cumhuriyetle kurulmuş, böyle başkent olmuş değil. Tarihi açıdan da mesela ahilik denilen bir kavram vardır. Ahiliğin merkezi Ankara'dır. Aynı zamanda ticaretin merkezi de Ankara olmuştur tarihte de. Evet. Şimdi baktığımız zaman mesela 2 yıldır Ankara'da, daha önce İstanbul'da her yıl gerçekleşen Kültür Yolu Festivalleri, şu anda artık Ankara'da da 2 yıldır Başkent Kültür Yolu Festivali. Sayın Bakanı da tebrik ederiz. Aynen aynen. Biz çok teşekkür ediyoruz. Nuri Ersoy. Çünkü Ankara'ya uzun yıllardan beri böyle bir talebimiz vardı ve en sonunda gerçekleşmiş oldu. Çünkü Ankara sadece ulus... Evet, bütün kültürel faaliyetler neredeyse son dönemde hep İstanbul, evet, odaklı oldu. Evet. Ankara biraz ihmal edildi benim gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle, değil mi? Şöyle, aslında ihmalden ziyade biraz böyle kültürel faaliyetlerde, kültürel sanatsal faaliyetlerde biraz. Çünkü eskiden Ankara daha çok böyle yüksekti. Lakin şimdi bu festivallerimizle beraber, Kültür Yolu festivallerimizle, evet, sadece Ankara'nın Ulus'tan, Kızılay'dan ibaret olmadığı, işte Çankaya'dan ibaret olmadığı. Yani bizim Ankara'da 25 ilçemiz var. 25 ilçemizin hem coğrafi olarak hem iklimsel olarak böyle çok farklı. Çünkü tam İç Anadolu'nun tam ortasında, biraz kuzeye gittiğiniz zaman Karadeniz iklimi. Biraz daha batıya gidince hatta Nallıhan ilçemiz, Beypazarı ilçemiz, hatta Nallıhan Batı Karadeniz'e girer aslında. İklimsel olarak da öyle. Güneyine indiğimiz zaman Tuz Gölümüz ve diğer güzelliklerimiz. Çeşitlilik Ankara'da, de bir şey. Ankara'da hem yurt dışından hem yurt içinden turizm açısından gelen kişileri çok gezdirebileceğimiz aslında yer var. Dediğim gibi eskiden sadece bir memur kentiyken şu anda savunma sanayinden, akabinde bu dijital dünyadaki yarışla, aynı zamanda savunma sanayiden baktık, organize sanayide de mesela şu an Ankara memur kenti ama şu anda artık gelinen noktada ihracatta ilk sıralarda olan bir başkent olmuş oldu. Tarımsal anlamda da öyle işte mesela. Galiba ihracat. Tabii, evet. Ve aynı zamanda tarımsal anlamda da mesela Türkiye'nin tarımsal anlamda birçok ürününü mesela Ankara'da, mesela bir Beypazarı ilçemiz birçok işte havucuyla, diğer ürünleriyle meşhurdur. Birçok tarımsal faaliyette mesela Ankara'nın çok büyük ünü vardır. Sayın Başkan, tabii, otelcilerle ben konuştuğumda, evet, onlar haklı olarak şöyle bir şey söylüyorlar Ankara'da. Diyorlar ki geceleme burada biraz az oluyor. İnsanlar, uçak sayıları da fazla olduğu için geliyorlar ve kalmadan dönüyorlar. Biraz Ankara'yı daha fazla geceleme yapılabilen, evet, konaklama yapılabilen bir yere dönüştürmek lazım ki esnafı da, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Canlandıracak şey yapmak lazım. En önemli şeyimiz de o. Tabii ki. Mesela biraz çok otel açıldı mesela. Hatırlarsanız Anka Park tartışmaları, evet, Ankara'da mevcut. Mesela en son işte şu anda Anka Park işte çürütülüyor, kaderine terk edilmiş durumda. Yok anket yapalım, yok şöyle yapalım. Nedir son durumu Anka Park? Yani şu an Anka Park'ta işte mecliste bir araştırma komisyonu araştırıyor bir Büyükşehir Meclisi'nde. Lakin şu anda Ankaralı halkın mesela biz ilk açıldığı zaman Anka Park'ta çok büyük ziyaretçi akını olmuştu. Ve şu anda o parkın o şekilde terk edilmesi ve hala tekrar millete açılmaması vatandaşlar konusunda, bilhassa yakın iller, aynı zamanda da yurt dışından gelen misafirler, mesela bu Anka Park yapılırken ana gündem ve ana fikirde aslında sizin dediğiniz gibi konaklamaları arttırmak, esnafı biraz daha rahatlatmak. Ama şu anda ne yazık ki Anka Park kaderine terk edilmiş durumda. Sayın Başkan, size göre ne olmalı Anka Park? Sizin öneriniz nedir? Anka Park yani şu anki yönetim mevcut beğenmiyordur. Anka Park için belki işte birileri diyordur ki, veyahut da işte şu anki CHP'li yönetim bu israf edilmiş, böyle bir şeyler deniliyor ama şu anda orada bir büyük bir yatırım yapılmış. O büyük yatırım vatandaşa kazandırılmış. Artık hizmete açılmış. İnsanlar bundan faydalanmış. Şu anda onun tekrar eski haline döndürülmesi lazım. Gerekli tadilatın, tamiratın yapılıp. Yani bir eğlence parkı olarak tabii ki, hizmeti tabii ki açılmalı yani, diye. Evet evet. Üzerine de tabii ki eklenebilir. Çünkü o park büyük bir park. Üzerine de eklenebilir. Bunu da tabii ki ortak akılla yapılabilir. Vatandaşlarımız olarak, mecliste tartışılarak, diğer siyasi partilerin de görüşleri alınarak. Yani orada bir eser var. Ama bu eseri
yani ihya etmek lazımken orayı kapatmak, işte CHP'nin ne yazık ki zihniyeti bu. Çünkü şu anda da baktığımızda altılı masadan da çıkan şeyler, işte geldim işte engelleyeceğiz, yaptırmayacağız, yıkacağız. Ama biz AK Parti olarak daha iyisini yapacağız, daha iyisini vatandaşımıza layık diye her geçen gün güzel projelere imza atacağız. Bir uzlaşma sağlanabilir mi? Siyasi partiler bu konuda bir araya gelip bir Ankaralıların geleceği için. Evet evet. Yani biz mesela böyle bizim bir umut var mı? Şu, başkent olduğu için marka değerini her zaman yükseltmemiz lazım. Ve bizim bu zamana kadar AK Parti olarak Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiğimiz dönemlerde hep Ankara'nın marka değeri artmıştır. Hem hükümetsel bazda hükümetimizin Ankara'ya, başkentimize vermiş olduğu destekler, yapmış olduğu yatırımlar, açmış olduğu hizmetler, hem de yerel yönetimler bazında Büyükşehir Belediye'nin AK Partili dönemde marka değeri her geçen gün daha artmıştır. Lakin son 3,5-4 yılda bu marka değeri ne yazık ki geriye gittiğini görüyoruz. Ama bizler ilçe belediyelerimizle de, milletvekillerimizle de, hükümetimizle de başkentimizi bu marka değerinden düşürmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sayın Başkan, ne önerirsiniz? Yani Ankara'nın bütün yurttaşlarımız, yani hangi partiye oy verirlerse versinler, ülkemizin vatandaşları, onların refahı artarsa herkes bundan kazançlı çıkar diye ben değerlendiriyorum. Ankara'yı nasıl ayağa kaldırabiliriz? Daha ekonomik potansiyeli nasıl canlandır? Sizin ben birkaç önerinizi paylaşalım isterim buradan izleyicilerle. Evet, evet. Biz bilhassa özellikle vizyonunuzu ortaya koymak bakımından neler önerirsiniz? Tabii. Mesela bizler hep STK'larımızla bu konularda da fikir alışverişi yapıyoruz. Yani gerek iş dünyasından, gerek hemşire derneklerimizden. Çünkü başkent dediğimizde sadece Ankaralılar yok. Memleketimizin dört bir tarafından orada yaşayan vatandaş hemşerilerimiz var. Ve onlarla beraber artık herkes, onlar da diyor bizler Ankaralıyız. Çünkü başkent olduğumuz zaman oraya yapılan bir hizmet yine tüm Türkiye yapılmış gibi görülüyor. Bu bizim için de çok değerli. Bizim derdimiz şu: Cumhurbaşkanımız bir yüzyıl, yeni bir yüzyıl çizdi. Ve bu yeni yüzyıl hedeflerinde bizler de başkentimizi yani Paris'le, Londra'yla, eskiden normalde Ankara bu şehirlerle, Avrupa başkentleriyle yarışırdı. Ama şu an yarışır gelinen, mıydı Ankara? Tabii ki. Yani mesela şimdi şöyle söyleyeyim. İşte sizler de ya işte yurt dışına gidip geliyorsunuz. Yani bizim mesela birçok Avrupa şehrine baktığımız zaman yapılan hizmetler, sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışı, şehirleşme anlamında, yani mesela birçok ülkeden daha ön taraftayız. Ama şu anki gelinen noktada ne yazık ki Ankara ilçe belediyeleriyle mukayese ediliyor veya diğer Anadolu'daki diğer illerle mukayese edilir hale gelmiş. Bunun da ne yazık ki şu anki belediyesel yönetimden kaynaklanan bir vizyonsuzluk diyelim. Ne olursa daha iyi olur. Yani ya mesela öneri paylaşalım mı isterseniz? Tabii ki. Somut öneriler üzerinden gitmek bizim, daha faydalı olur evet, diye düşünüyorum. Evet, tabii. Mesela hangi bizim alanlarda aksaklıklar var? Bunları düzeltmek için hangi yapıcı önerileri getirirsiniz? Tabii ki. Onları mesela bizim normalde size şu anda işte turizm yolu dedik. Yani bizim turizm açısından eksikliklerimiz var. Ve işte son işte 2 yıldır biz bu Ankara'daki aslında buna susamışlığını görmüş olduk bu kültür festivaliyle beraber. Çünkü birçok noktada çok faaliyet yapıldı ve bunlar da mesela orada esnafın da yüzünü güldürdü. Konaklama yapanların da konaklama, ciddi bir hareketlenme, tabii ki ciddi bir hareketlenme oldu. Bizim zaten işte en son Ankara merkezde Türkiye'nin en büyük millet bahçesini açtık ve o millet bahçesinde yine STK'larımızla, hemşehri derneklerimizle birçok organizasyonlarımız oldu. Bunlar da hareketlendiriyor. Ve şu an Ankara işte dediğim gibi 1-2 saat sonra, mesaiden sonra kapanan bir Ankara'da şu anda Allah'a şükür olsun son 10-15 yıldır, bilhassa son 4-5 yıldır daha çok böyle cıvıl cıvıl bir olan Ankara olmuş oldu. Burada da ilçe belediyelerimizin mesela normalde bir stat vardı Ankara'da. O stadın mesela yerine Cebeci'de şimdi oraya da millet bahçesi yapıyoruz. Şimdi bu gibi faaliyetler aynı zamanda tarımsal anlamda, bilhassa da biz ikinci organize sanayide mesela açılmış oldu. Bu ikinci organize sanayide devasa Avrupa'ya ihracatlar yapıyoruz. Bunların normalde iş kollarını da geliştirerek mesela birçok iş başvurusu alınıyor belediyelerimize ve diğer sektörde. Lakin sanayide veyahut da savunma sanayinde birçok insana ihtiyaç varken mesleki anlamda İnsanlar ne yazık ki bunu tercih etmiyor. Ama bizler istediğimiz şu: belediyelerimizle beraber, hükümetimizle Ankara'nın o marka değerini yükselerek çıkartmak için
Yani bizim mesela yaptığımız şey şu, biz seçimlerde ne söz vermişiz vatandaşımıza, Ankaralı halkımıza, başkentli hemşehrilerimize neleri yerine getirmişiz, nelerini yerine getirememişiz. Bunların da takibini yapıyoruz ve bu takip üzerinde de zaten o seçim beyannamelerimizde Ankara'nın kalkınması, Ankara'nın marka değerinin artması için orada büyük hamleler var ve şu ana kadar zaten %90 seviyesinde en son seçim beyannamesindeki verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Tabii ki yani dediğim gibi bir Anka Park'ın kapatılması bile Ankara'nın marka değerini düşürüyor. Sayın ama başkan, hatalı ama yanlış ama doğru. Önemli değil ama yapılmış bir eser var. Bu eseri el birliğiyle ayağa kaldırmamız gerekiyor. Seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık seçimler için kollar sıvandı. Tabii, kollar sıvalı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Yani yerel yönetimlerin de bu konudaki tutumu ve yaklaşımı seçimleri etkileyecektir. Bir taraftan bazı büyükşehir belediye başkanlarının da adı Millet İttifakı bakımından değerlendiriyorum. Aday adayı olarak değerlendirildi. Anketlerde isimleri çıktı. Siz yani rakip partilerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz bu yarışta? Çünkü demokratik bir yarış vatandaşlarımız için iyi olur. Yani herkes bu yarışta öne geçmek için daha çok hizmet vaat eder ve bunu yerine getirmek için çalışırsa vatandaşlar kazanırlar diye değerlendiriyorum. Nasıl bir yarış olacak bu seçimde? Hangi parametreler öne çıkacak? Benim gördüğüm kadarıyla ekonomi çok belirleyici bir şey. Tabii ki bu pandemiden kaynaklı zaten dünyada bayağı büyük bir daralma oldu. Ve bu daralmadan sonra da bayağı bir hareketlenme ama ne yazık ki hem pandeminin getirmiş olduğu sonrasındaki ekonomik dünyadaki daralmalar, tedarik zincirindeki daralmalar ve bilhassa yanı başımızda yani güneyimizde zaten bir savaş vardı. Evet. Şimdi kuzeyimizde de bir savaşın olması bayağı bir sıkıntıya tabii ki dünyayı sokmuş oluyor. Zaten Türkiye yüzyılını da çünkü önümüzdeki dönemler daha böyle dünyanın biraz daha gerilebileceği aynı zamanda içeride de tarafta Anadolu halkının Cumhurbaşkanımız ondan dolayı diyor yani gelin beraber inşa edelim, gelin beraber konuşalım ve yeni anayasadır, Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bunlarla ilgili beraber ortak akılla çalışalım diye çok güzel bir konuşması olmuştu. Ucu açık bir şey koydu. Evet tabii yani ki. Herkes aynen, katkı verebilsin, aynen, herkes müzakere katkı edelim, tartışalım. Çünkü yani dışarıdan gelecek saldırılara her zaman içeriği güçlendirmemiz lazım. Ülke hepimizin ülkesi. Hani partiler üstü konular bu. Hatta dikkat ederseniz arenada baktığımız zaman hani çok böyle partinin hatta konuşma Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bile çok parti ismi geçirmeden önceki toplantılardan farklı çok daha farklıydı. Yani bir seçim beyannamesi veya bir manifesto etkinliklerinin ötesinde de takip ettim Ankara'daki bu şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkinliğine daha farklı bir içeriği vardı. Aynen. Böyle kucaklayıcı bir dil önümüzdeki dönemde hem Türkiye siyasetinde hem yerel siyasette Ankara'da bir vatandaşlara böyle bir dokunma tabii ki durumu mesela söz konusu olacak mı Hakan size Bey, göre? Tabii ki. Ve kapınız mesela, açık mı Sayın Başkan? Kapımız bizim 24 saat esaslı. Yani insanlar bir dertlerini, aynen, sorunlarını, aynen. İlçe, hangi siyasi partiden olurlar sorusunlar. İlçe teşkilatlarımızın bütün hepsi, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz mecliste, sahada. Bütün hepimizin kapısı çok ardına kadar açık ve bütün kademelerimizle beraber kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla güzel çalışmalar yapıyoruz ve hep sahadayız. Yani bu sahada olmanın en büyük avantajı zaman zaman anketlerde biliyorsunuz manipüle edilen çok anket çıkıyor piyasalara. Ama anketlerin gerçek olmadığını biz sahada görüyoruz. Bunu yani niye sordum biliyor musunuz? Şimdi evet. 20 yıllık uzun bir iktidar dönemi olunca dünyanın her yerinde iktidarlar bakımından belli bir yorgunluk ortaya çıkabilir. Ve zaman zaman bu konuda eleştiriler geldiği zaman da iletildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı da daha çok çalışmak gerekir, daha çok gönüllere dokunmak, insanlara dokunmak gerekir, kapıları çalmak gerekir diye bir değerlendirme yapıyordu ve teşkilatlara da kadın kollarına, gençlik kollarına bir mesaj gönderiyordu. Evet. Gerçekten ilçe yönetimleri, il yönetimleri bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklediği katkıyı verebilecekler mi bu seçim sürecinde? Tabii ki, tabii ki. Çok hassas hem de Ankara özellikle Ankara teşkilatlarıma buradan da teşekkür etmek istiyorum. Teşkilatta emek veren mesela şu an kadın kollarımız Kastamonu'da istişare kampındalar. Üçüncü kamplarını yapıyorlar. Buradan da selam ederim. Düzenli an, yapılan bir şey mi bu? Tabii bunlar hep istişare kamplarımız. Mesela bizim Afyon'da, Antalya'da yapmış olduğumuz kamplarla beraber Ankara'ya ne katarız? İşte kabinemizdeki, hükümetimizdeki bakanlarımızla, vekillerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar var. Tabii biz burada derdimiz şu. Ankara teşkilatları tek mesela normal bilinen kadın kolları, gençlik kolları olarak değil, mahalle teşkilatlarında apartman sorumlusundan
engellilerin ve yaşlıların koordinasyon merkezine kadar yapılanmış bir teşkilat. Ve bunun en güzel göstergesi de üyelik durumudur. Mesela Ankara'da biz son yıllarda bir önceki yıl ve bir önceki baktığımızda 200 bin üzerinde bir üye yapmışız. Yani bu teşkilat Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin vatandaş değerlendiriyor ve biz mesela 200 bin üzerinde üye yapılması en büyük bence bir değerdir. Toplam çünkü kaç üyeniz var? Toplam şu an 780 bin üyemiz var. Yani 781 bin. Ankara'da? Tabii sadece Ankara'da. Yani bu Ankara'da nüfusu ne kadar aşağı yukarı? Ankara'da, 5 milyon. Tabii tabii ki. Burada Ankara'da diğer yıl mesela diğer partilere bakıyoruz. Diğer siyasi partilerin tamamıyla üye sayılarından daha çok sadece Ankara Teşkilatımız ve Ankara Teşkilatı şu anda da yıllar bazında da mesela şu an bugüne kadar gelindiğinde de Türkiye birincisi. Yani en çok üye yapan bir teşkilat. Bu da şundan dolayı kaynaklı. Yani mesela şu Türkiye 100 yılı denildi ve Cumhurbaşkanımızın bu açıklamaları vatandaşımızda olumlu karşılık bulduğunu biz şundan partimize gelen telefonlar, üye vatandaşımız taraf olmak istiyorum diyor. Artık ben resmi taraf olmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın daha mı çok bu mücadelesi katılmak istiyor insanlar. Siyasetten ziyade Cumhurbaşkanımızın mesela bir altılı masa var. Toplanmış. Hem dışarıdan hem içeriden ayrı ayrı bir film ve senaryo üretilmeye çalışılıyor. Altılı masa daha işte mesela bakıyoruz Ali Babacan Bey'in işte fontları belirledik. Yazı italik midir, kalın mı olacaktır? Bunları belirledik diye bir söylemi oldu. Yani altılı masadan bu millete hayır çıkmayacağını vatandaşımız görüyor ve bunun da en büyük göstergesini ya Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bu kadar bir mücadele veriyor. Bu mücadelede bilhassa işte tahıl krizi oldu, hemen çözüldü. Ve bu mücadelede ben Tayyip Erdoğan'ın yanında taraf olmak istiyorum diyor. Ve bu tarafla olmakla beraber geliyor en büyük taraf üye olmaktır. Ve bu üyelikle beraber de biz katkı vermek şu anda Ankara'da seçmenin %20'si Allah'a şükürler olsun üyemiz. Ve bu çok önemli bir rakam olmuş oluyor. Şimdi bakıyoruz altılı masada haricinde de işte İstanbul'da da Ankara'da da belediye başkanları hep isimleri geçiyor Cumhurbaşkanlığı adayları için. Sizce bir ihtimal, kuvvetli bir ihtimal gibi görüyor musunuz dışarıdan baktığınızda? Yani kuvvetli bir ihtimal görmüyorum çünkü o altılı masa onların çıkışına müsaade etmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü kimi aday gösterebilirler size göre? Çünkü yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu zaten Sayın Kılıçdaroğlu benim karşıma da çıkamaz diye ben işte kendisi adaylığını bir her yerde bir şekilde yani baskılamaya çalışıyor. İddia edilen anketlerde adı çıkan gösterilen Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın şansı daha mı az görünüyor size göre bu şöyle gelişmeler çerçevesinde? Yani şu anda zaten şöyle bir durum var. 3,5-4 yıl oldu şehirlerinde yöneticiler bu kişiler. Lakin şehirlerinde sayısızca vaatlerde bulunmuşlardı seçimden önce. Şu anda bakıyoruz ufacık mesela bir geçenlerde ASKİ'de su fiyatları diğer belediyelerle, diğer büyük şehirlerle aynı ortalamaya gelsin diye bir %50 indirim teklifinde bulunuldu. Bu veto edildi. Bir daha veto edildi. Akabinde mahkemeye yönlendirildi ama mahkemeye yönlendirilirken su fiyatları daha inmeden hemen sosyal yardım yaptığı vatandaşlara mesaj atıldı. İşte biz ASKİ'de su indirimi teklifi geldi, biz iflas edecek durumdayız, bu yardımları kesiyoruz diye. Yani ufacık bir sallantıda, ufacık bir kardan zarara dönüşüldüğü zaman bile ilk fırsatta vatandaşa faturayı kesen bir zihniyet var. Bir de işte şu dünyanın bu kadar depremeli bir zamanında, bu kadar sıkıştığı bir zamanda vatandaşından ne kadar yük alabilirim diyen bir hükümet var. Vatandaşımıza vermiş olduğu, esnafımıza vermiş olduğu desteklerle, KDV düşürmeleriyle, aynı zamanda verilen destek paketleriyle birçok yönde, mesela elektrikte, doğalgazda yapılan subvanselerle işte Avrupa'daki fiyatları falan herkes görüyor, duyuyor ve giden arkadaşlarımız da biliyor. Ama vatandaşımızın üzerine yük getirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Lakin işte hem İstanbul'da hem Ankara'da ne yazık ki işte vatandaşa verilen sosyal yardımda işte yok Ankara'da düşünebiliyor musunuz Hakan Bey? Başkent burası. Biz işte marka değeri arttıralım diye uğraşırken ne yazık ki kendisi de Ankara'lı olmasına rağmen işte biz et veriyoruz diye billboardlara çıktılar. Yani bu başkente yakışır bir tablo değil. Yani büsbük billboardlarda vatandaşa et dağıtıyoruz diye. Nasıl bir sorun var orada? Tam olarak neyi kastediyorsunuz? Burada şöyle bir sorun var. Yani vatandaşa mesela diyor ki biz sosyal yardım kapsamında et dağıtıyoruz denildi. Bu billboardlara çıkıldı. Yani burası başkent. Şu demem o ki şu dünya liderleri yani, burada. Buradaki eleştiri noktanız tamam. Dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geldiğinde birçok işte görüşmeler yapıldı.
Yani düşünün, dünya bir tane devlet lideri geldi ve tercüman dedi ya burada ne yazıyor? İşte et dağıtıyoruz. Bu Türkiye'nin yani bu yukarı çıkartmak mıdır? Aşağı çekmek midir? Sosyal yardımlaşma yani dar gelirli vatandaşa bir evet. katkı verme yönünde katkı verme yönünde sanki olarak yorumlanabilir mi? Değerli olarak yorumlanabilir ama şöyle bir durum var. Mesela bizim böyle bir algı yapılıyor ki ne yazık ki sanki ilk defa sosyal yardım veriliyormuş. Sanki ilk defa bu kadar büyük bir bütçeyle yardım veriliyormuş gibi sadece bütçelerinin %4'üne tutuyor bu rakam. Sosyal yardıma. Sosyal yardımlarda. Sadece %4'ü. Önceki dönemde ne kadardı? Çok daha, tabii çok daha fazla. Tam rakam olarak hatırlayamam ama çok daha fazlaydı. Çünkü bunları ilk yapan, uygulamaya koyan da AK Partili belediyelerimiz. Hatta Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediyesi'nde birçok uygulamayı denedi. Başarılı oldu, sonuç aldı ve bunu tüm Türkiye'ye yaymış oldu. Şimdi bakıyorsunuz ilk fırsatta verilen yardımı bile vatandaşa bir sopa gösterilmiş gibi ben bunu kesiyorum deyip akabinde çiftçilere tohum desteği veriliyordu. Bu mesajlar gitti. Akabinde doğalgaz desteği veriyoruz deniliyordu. Kartlara yükleniyordu. Bunları kestik denildi. Ama bizler AK Partili belediyeler olarak dedik ki biz vatandaşımızı bilhassa böyle bir konuda mağdur etmeyiz. Ki şu anda Ankara'da su fiyatlarında inmedi. Veto etti belediye başkanı ve mahkemeye gönderdi. Son cümlenizde onu alayım isterseniz. Su konusunu açıklığa kavuşturmak evet, açısından evet, lütfen evet. onu söyleyeyim isterseniz. Son durum nedir su konusunda? Su konusunda biz mesela normal diğer mesela büyükşehir belediyelerinde bakıyorsunuz ya diğer illerde su fiyatları ortalama işte 9 lira, 7 lira, 8 lira. Ankara'da şu an fiyat 17 küsür liraya geliyor ortalama fiyat. Bizim dediğimiz şey şu, çünkü tarifeli fiyata geçildi. Hani su küresel iklimden dolayı, ısınmadan dolayı bir sıkıntı vardı. Kademeli tarifeye geçildi. Biz orada çekimser kaldık. Çünkü oranları biraz böyle son dakika biraz daha hatta tüfeği üfeğe çevirdiler. Ve ortalamada 17 liraya geldik. Şimdi belediye başkanı adayken su insani haktır. Bütün insanların ulaşabileceği bir şeydir ve çok ucuz olmalıdır. 3-4 kuruş olmalıdır köylerde bilhassa. Çünkü Ankara'da birçok bizim köyden mahalleye dönüşen yerlerimiz var. Bakıyorsunuz şu an 17-18 liraya gelmiş. En yani büyük sorunlardan biri su olarak mı görünüyor size göre şu an Ankara'da? Şu anda Ankara'da su indiriminden dolayı vatandaşı cezalandırma var. Bu cezalandırmayı biz engelledik. Onlar da kendileri zaten bunu yanlışından dönmek, yanlış yaptıklarını görmüş oldular. Çünkü vatandaşa o yardımları keseceğinize verdiğiniz konserleri, diğer faaliyetleri kısabilirdiniz. Lakin şu anda su fiyatları inmediği halde vatandaşa böyle bir aba altından sopa gösterildi. Ve şu anda kendileri de tekrar dağıtacağız diye mesajlar çekmişler. Bunu hiç ben kendilerine de yakıştıramadım. Ankara Büyükşehir'de yakışan bir tutum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz hiçbir fırsatta yani böyle bir sıkıntıda her gelen bir ufacık bir sıkıntıda vatandaşa bunu yansıtamayız. Burada da zaten nasıl yönettikleri 3,5-4 yıldır ortada oldukları için hani Allah korusun böyle bir durumda eğer mesela şu dünyanın sıkıntılı zamanında bunlar iktidarda olsa neler olabileceğini artık vatandaşımız takdir ederler diye düşünüyorum. Sayın Başkan, Ankara'nın konuları bitmez. Büyük konular. Evet, biz büyük başka bir yayında yine evet, konuşuruz. Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirelim. Böyle öncelikle sizin projelerinizi ve vizyonunuzu evet. da biraz daha dinleyelim. Çünkü Ankara'da eğitim kurumları başta olmak üzere hastaneler, tabii sağlık... Ki. Şehir hastanemiz daha yeni açtı ikinci şehir hastanemiz. Türkiye'nin birçok noktasından insanlarımızın gittikleri zaman yapabilecekleri birçok şey var. Yani tabii. Ankara'yı bütün vatandaşlarımızın nasıl istifade edebileceği, değeri nasıl artan bir yere dönüştürebiliriz? Bunu ben yani sizle tekrar konuşmak aynen. istiyorum. Sayısızca mesela yapılan hizmetlerimiz ve aynı zamanda yaptığımız çalışmalar var. Bunları tabii ki programlar... Yine aynen. dinlemek istiyorum evet, ben sizden. Evet. Ayrıca gazete içinde bir sohbet yaparız. Tabii yine. Ki. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Teşekkür ayağınıza ediyoruz. Sağlık. Sağ Ankara'dan bu yayınımız için geldiniz. Çok teşekkür yine konuşacağız. Sağ olun. Değerli seyirciler, yayınımıza devam ediyoruz. Ben bu bölümde de Ivo Molinas'la biraz dış politikadaki güncel gelişmeleri konuşmak istiyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Something very important, and that I shouldn't walk away from it.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very. Very, very, very. Evet, İsrail'de Netanyahu'nun lideri olduğu blok öne geçti seçimlerde ve İsrail'de de kısa süre içinde 4 yılda 5 seçim yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Trump yine aday olabileceğini ortaya koydu. Böyle hareketli bir dünyadan geçiyoruz. Dış politikayı ve Türkiye gündemini tabii çok yakından takip eden bir meslektaşım var. Ivo Molinas, Shalom Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Sevgili Ivo, hoş geldin. Hoş bulduk Hakan Beyciğim. Çok çok teşekkür ederim. Biraz bahsedeceğim ama Shalom Gazetesi de burada tebrik etmek isterim. Senin şahsında bugüne kadar emek verenlere, ülkemizin önemli gazetelerinden biri. Ben bu 75. yıl sayısını da şöyle izleyicilerimize göstermek istiyorum. Özellikle ben davet etmek istedim İvo'yu ki hem tebrik edeyim diye. Sağ ol canım. Bir gazetenin ülkemizde 75 yıl aralıksız yayınlanması, Türkçe olarak yayınlanıyor. Belli bir periyotla önemli bir şey. Önemli bir şey çünkü bir de kağıt gazete alışkanlığının gittikçe azaldığı bir dönemde yaşatmak çok zor. Çok zor. Hepimiz görüyoruz. Zaten biliyorsunuz. Kağıt grup olarak yaşatmak evet. Ne kadar zor. Her şey dijitale dönerken. Bütün dünyada zor. Bütün dünyada böyle evet. Zor. Her şey dijitale dönüşürken hakikaten gazete olarak, kağıt olarak çıkarmak çok büyük çaba sarf ediyoruz. Umarım nefesimizin İnşallah. Bize izin verdiği müddete kadar uzun yıllar daha devam kağıt etsin. Gazete olarak çıkarmaya çalışmak. Ülkemiz için ben önemli görüyorum. Çünkü düşünce dünyamızdaki çeşitliliğinin ben önemli bir mecrası olarak değerlendiriyorum. Ve sevgili İvo benden de bir yazı rica etti. Bu gazetenin bu özel sayısına yayınlanmak üzere şu anda onu da görüyoruz İvo. Ben de bir yazı gönderdim ve mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Yine son bölümde gazeteden biraz bahsederiz ama bu dış politikada ülkemizi de yakından takip ilgilendiren önemli konular var. Senin yorumlarını alalım lütfen. İsrail seçimleri siz de gazete olarak yakından takip ediyorsunuz. Netanyahu yeniden siyaset sahnesine döndü. Aslında hiç bitmemişti siyasi anlamda. Halbuki hakkında açılan birçok dava var da devam ediyor bazı davalar değil mi? Dolandırıcılık davası evet, sürekli var. Sürekli erteleniyor. Rüşvet davaları var. Evet, yolsuzluk ve rüşvet davaları devam ediyor. Nasıl seçildi? Yani nasıl öne geçti sence? Mevcut hükümet neyi başaramadı da insanlar tekrar Netanyahu bizi kurtar diye adeta oraya döndüler? Yani bir takım teknik sonuçları var bu işin. Teknik nedenleri var. Sol partiler kendi içinde birleşme yapamadılar. Sağ partiler yaptılar. Aşırı sağcılar yaptılar. Birleşince milletvekili çıkarma sayıları artıyor. Çünkü orada baraj da çok düşük aslında Türkiye'ye göre. 3.25. Teknik bir sebepten ötürü teknik bir bu? Sebepten dolayı. Mesela bir aşırı sol parti, Meret Partisi genelde 4-5 milletvekili çıkarırdı. Şeyin altında kaldı. 14.000 oy eksikti. Şeyin altında kaldı. Barajın altında kalınca o 4 milletvekili en azından çoğunluğu 3'ü sağ bloka gitmiş oldu. Yani böyle oldum. Bir bıçak sırtı evet, aslında payla. Kamuoyu araştırmaları hep 60-60, 61-60 gösteriyordu. Fakat bu sürpriz oldu. Bir sol partinin bir de Arap Partisi'nin, Balat Arap Partisi'nin barajı geçememesi. Ama zaten İsrail ikiye bölünmüş, kutuplaşmış bir ülke olmuş durumda. Öyle bir, mi? Bir anlamda sağ, aşırı sağ ve dinci partilerin temsil ettiği bir halk. Öbür tarafta da liberal, sol ve de diğer Arap milletvekili, Arap partilerin temsil ettiği bir halk. Maalesef bütün dünyada görüldüğü gibi. Amerika'da öyle. Amerika'da da öyle. Cumhuriyetçi Demokrat kutuplaşması son derece kalın bir çizgiyle gidiyor. İsrail'de de bir bölünme oldu. Bizi nasıl etkiler? Yani Türkiye nasıl etkilenir? Şimdi bir önceki hükümetle şimdiki Türkiye'deki hükümet arasında ve Sayın Cumhurbaşkanı ile mesela İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında, İsrail'in son iki başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasında çok iyi bir diyalog kuruldu. Normalleşmede belli bir yere gelindi, büyükelçiler atandı, ekonomik ilişkiler zaten hiç kötü olmamıştı. İşte 10 milyar dolara doğru gidiyordu işte ticaret hacmi. Nasıl etkilenir? Yani Netanyahu ve Erdoğan bir diyalog kurabilirler mi? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi biraz geçmişe bakarsak AK Parti'nin iktidarının başındaki yıllar İsrail'e ilişkilerin son derece iyi olduğu yıllar. Hatta hatırlarsınız Abdullah Gül, sonra da Sayın Recep Tayyip Bey oraya da gitmişti. Kudüs'e de gittiler. Holokost Müzesi'ni ziyaret ettiler. Evet. Sonra
bir takım fikirsel anlamda değişiklikler oldu. Biliyorsunuz sonra da 2009'da bir One Minute olayı oldu. Shimon Peres'le Tayyip arasında. Evet, Davos oldu. Ondan sonra bir sene sonra da Mavi Marmara gibi çok kötü bir olay oldu maalesef. Üzücü hadise yaşadı. Çok üzücü hadise oldu. Biz öyle ki, hayatını kaybeden insanlar. Tabii 10 tane Türk arkadaşımız, vatandaşımız vefat etti. Ve biz de bunu aslında İsrail'in bu tip konularda ne kadar orantısız güç kullandığını ve çok kötü sonuçlanabileceğini biz öngörmüştük. Ve biz uyarıları da yapmıştık yani. Ben şahsen yapmıştım. Fakat olan oldu. Daha sonra da ilişkiler kötüye geçti. Böyle bir duraklama dönemi oldu. Savunma anlamındaki işbirliği tamamen durdu. 2018-20'lere kadar. Sonra tabii Türkiye'deki dış politikadaki pragmatik düşünce, pragmatik yaklaşım devreye girince bölgedeki diğer iyi ilişkiler içinde olmadığımız ülkeler artı İsrail'i ilişkilerin tekrar daha iyi olmasına çalışıldı. İyi de oldu, güzel oldu. İyi de oldu, tabii iyi oldu. Şimdi şu andaki dönem şimdi özellikle gayet yapıcı bir dönem. Yani. Çok yapıcı dönem. Özellikle yeni Cumhurbaşkanı'nın bir sene evvel seçilen Itzhak Herzog'un çok ılımlı Türkiye'ye bakışı gördüm. Son derece olumlu. Geldi Ankara'ya. Tabii Ankara'ya geldi. Oradaydın. Ben de oradaydım. Külliye'ye davet edildim. Külliye'de davet edilmiştim. Çok harika, tarihi bir gece geçirmiştik. Yani evet. Benim için İsrail ve Türkiye'nin bu tip bir barışsever ve iyi niyetli bir ortamda işbirliği içine girmesi bizim için çok önemli tabii. Bölge için de. Bölge için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Yani. Bölgedeki yegane iki demokratik ülkenin işbirliğinden daha güzel, daha meyve verici bir durum olamaz. Evet. Herzog'un bu bakış açısı tabii Türkiye'nin bakış açısını daha da yumuşattı. Evet. Cumhurbaşkanımızın da İsrail'e bakışı değişti bir anlamda. Çok olumlu açıklamalar yaptı. Evet, tabii sonra da son bir sene içinde İsrail'de daha mülayim diyelim tırnak içinde liberal ve sol partilerin koalisyonu bir Arap Türkiye ittifakı. Bakışı Arap ittifakı oldu. Ben 8 benzemez dedim onlara. Gerçekten. Çok önemli bir gelişmeydi. 8 benzemezin bir koalisyonuydu. Sağdan sola Arap Partisi'ne liberaline kadar bir koalisyon vardı. Keşke ama devam edebilsin. Devam edemeyeceği belliydi. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Evet, yani. Bir sene devam etti. Fakat sonra dağılacaktı. Çünkü Netanyahu usu durmuyor. Netanyahu iktidara gelmek için her şeyi yaptı. Zaten kendisine yakın bir milletvekilini istifa ettirerek çok zayıf olan güven oyu oylamasını. O şeyi çekti adeta. Çekti. Evet. 61'de. Peki 62. Ne olur? Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme sürecini yavaşlatabilir mi? Öyle bir risk var mı? Şimdi eskiye bakarsak, 70'e Netanyahu-Erdoğan ilişkilerine bakarsak, yani hafızamız bizim hep 70'teki olanlarla bizi yönlendiriyor. İlişkilerinin belki yine olumsuz demesem bile durağanlığa geçebileceği öngörebiliriz ama hem Netanyahu hem Tayyip Erdoğan aslında pragmatik kişiler. Evet. Bu ikili ilişkilerin iyi olmasının her iki ülke için, bölge için iyi olacağını, zaten Batı'nın çıkarına yani. Olacağını ve Batı'nın da Amerika'nın da bunu desteklediğini biliyorlar. Dolayısıyla aralarındaki o 2008'de 2018-20 arasındaki geçen o atışmalı iklimin bir daha gerçekleşmeyeceğini umuyoruz. Tayyip Bey'in son geçen hafta televizyon canlı yayında söylediği çok önemli bir konu var. Biz kim seçilirse seçilsin karşılıklı hassasiyetlere ve çıkarlar zemini üzerinden İsrail ilişkilerimizin normalleşmesinin devam etmesini dileriz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması aslında bir açık kapı olarak değerlendirilebilir tabii, mi? Tabii, kesinlikle yani? Açık kapı. Eskiden hassasiyetlerimiz derdi. Şimdi karşılıklı hassasiyetlerimiz demesi evet. Tayyip Bey'in önemli bir diyalog zemininin de devam etmesini evet. Ve ortak çıkarların zemininde ilerleyeceğiz demesi evet. Tayyip Bey'in pragmatik görüşünün bu anlamda tekrar devreye girdiğini ve İsrail'deki hükümetin ne kadar sağcı, aşırı sağcı olmasına rağmen biz bu ilişkileri çıkar zemini üzerinden devam ettireceğini sinyalini verdi. Şimdi tabii Netanyahu'nun da bu çizgiden dışarı çıkacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi İsrail'in de lehine, Türkiye ile iyi ilişkiler olmaması İsrail'in de aleyhine. Bakın geçen hafta istifa edecek hükümetin savunma bakanı geldi. Yani 10-15 yıldır savunma alanında hiçbir işbirliği yokken Savunma Bakanı ki eski Genelkurmay Başkanı'dır Gantz geldi. Çok da iyi mesajlar verildi. Evet karşı. Tayyip Bey'le de görüştü. Hem Savunma Bakanımızla görüştü, Hulusi Bey'le, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Demek ki savunma alanında da bir takım işbirliğine gidileceğinin
bir sinyali gibiydi. Bir de İvo şu çok önemli, yani İsrail'de başbakan kim olursa olsun bir güvenlik ve bir istihbarat işbirliği Ankara ile İsrail arasında daima çok kritik olmuştur, evet, bölgenin güvenliği, evet, bakımından. Son dönemde Türkiye'yi ziyaret eden bazı İsrail vatandaşlarına yönelik olası terör tehditlerinin engellenmesi konusunda MIT'le Mossad arasında bir ciddi işbirliği oldu. En son bu İran... Değil mi? Ve bunun olumlu sonuçları alındı. Tabii tabii. Bu İsrail'de son derece bir... Önemli mi? Tabii güven tehdidi oldu. Bunu ben oldu. Yani başbakan kim diye bakmıyorum. Devletten devlete bir ilişki, evet, olarak değerlendiriyorum. Evet, aynen. Değil mi? Dolayısıyla olağanüstü bir gelişme olmazsa Netanyahu sağ bloku, aşırı sağcı, maalesef aşırı sağcıların da ilk defa yönetimde olacağı bir hükümet olacak. O bir kaygı veriyor. O çok büyük bir kaygı veriyor. Yani, çünkü ultra milliyetçiler, aşırı sağcılar her ne kadar yumuşama eğilimine girmişlerse bile son yıllarda, ama geçmişine baktığımızda son derece ırkçı, faşist eğilimleri olan bir partinin, evet, biraz bu İtalya'dakiler gibi falan değil daha mi? Da ilerisi, daha da ilerisi. Daha da ilerisi. Senin Arapları tamamen denize dökmekten bahseden bir milletvekili var, avukat. O girdi, hükümete girecek. Fakat tabii yumuşadı, o da yumuşadı. Ben sadece bizi kabul etmeyen Arapları atmaktan bahsediyorum, ama Netanyahu onu düzeltecektir, yumuşatacaktır, kalıba sokacaktır, ama tabii onların da Netanyahu'dan bazı istekleri olacaktır. Yani biraz, anladım, karmaşık, öngörülmesi zor bir süreçler bekliyor İsrail'i. Ama Amerika'nın hoşuna gitmediği belli. Yani en azından demokrat Amerikan... Biden yönetimi memnun değil mi Netanyahu'nun seçimi? Şu ana bakın çok ilginçtir. Gerçi resmi sonuçlar açıklandı diyelim. Ama daha hala Amerika'dan resmi bir kutlama gelmedi. Resmi kutlama gelen ülkeler Macaristan, Orban, işte Hindistan. Yunanistan'dan gitti bu arada. Evet. Hindistan. Bu arada ikili Yunanistan'la karşılıklı bir mesajlaştılar Yunan Başbakanı ile Netanyahu. O dikkatini çekti mi Twitter'da? Evet tabii, Yunanistan'da hani Türkiye karşıtlığı onun pozisyonunda kullanmak istiyorlar. Hemen atladılar. Ama tırnak içine yemezler yani. Yemezler. Netanyahu akıllıdır yani, onu izin vermeyecektir, ama ya tabii politika biliyorsunuz bir takım stratejik oyunları içeren bir oyun. Ama dediğim gibi her iki ülkenin işbirliği içinde olması herkes için iyi. Umarım iyi olur, ilişkiler devam eder. Ülkelerimiz bakımından ikili ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yaklaştığı bir dönemde bu kadar İsrail'i turistin bilmiyorum yine gelmeye başladılar yoğun olarak, değil mi? Ne dersin İvo? Geliyorlar mı? Geliyorlar, geliyorlar. Özellikle güney bölgelerine geliyorlar. Çünkü İsrail halkı Türkiye'yi çok seviyor. Çok seviyor. Yani gerçekten, evet, içten seviyorlar. Çünkü biliyorum, kendi kültürlerinden de çok önemli bir, tabii, şey, bir parça buluyorlar. Hatıraları var Türkiye'de. Akrabaları var, hatıraları var. Ama kültürel anlamda bir Akdenizlilik var. O ortak zeminde çok buluşan bir kültür. Türk dizileri izlenir mi İsrail'de İvo, biliyor musun? Çok izleniyor. Tabii yani benim teyzem annemle konuşur, arar yani, söyler. İşte bu akşam bu oldu falan, evet, siz hangi bölümdesiniz? Teyzen İsrail'de mi yaşıyor? Evet, İsrail'de yaşıyor. Evet. Yani bunlar güzel şeyler. Yani diyalog olduğu zaman sorunlar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Yani herkesin arasında, yani iki kardeş arasında bile anlaşmazlık oluyor. Bunların diyalog yoluyla çözülmesi... İki ülke içinde ve bölge istikrarı içinde ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorsun ben normalleşme sürecine hep destek oldum. Biliyorum, biliyorum. Bir gazeteci olarak. Tabii. Bundan iki ülkenin de çıkarı vardır. Amerika seçimlerine de biraz bakalım istersen. Evet. Şimdi bu Trump tekrar sence seçilebilir mi? Yani Trump'ın da... Türkiye'yi çok ciddi etkileyecek, evet, şimdi, ülkeler bunlar, o itibarı soruyorum. Yani Trump bir Trumpizmi yarattı. Nedir bu Trumpizm? İşte ilk önce Amerika denilen bir bakış açısı. Diğerleri çok önemli değil. Make America Great Again. Great America, evet. Yani evet. Dolayısıyla Trumpizmin belirli bir süre daha devam edeceği belli ve bunu yaratan da Trump. Nedir bu? Aşırı sağ olması bile, sağ popülist dediğimiz, Amerikan çıkarlarını öne çıkaran, solu işte liberalizmi bir şekilde karalayan bir akım ve burada da cumhuriyetçilerde karşılığını çok buluyor. Tabii cumhuriyet tabanında, cumhuriyetçi tabanında Amerika'nın, evet, bunu buluyor. Ama Trump'ın başında da çok ciddi anlamda yine belki tehdit unsuru olarak kullanılıyor bir dava süreci var. Azil süreçleri var. Azil süreçleri, daha doğrusu, var. Onlar yani azil artık olmaz zaten de başkanlıktan herhalde hiç, ama yargılanması, evet, yani bir daha başkan adayı olamayacak, evet, kadar engellenebilecek bir dava süreci onu bekliyor. Tabii onun da ne derece nereye doğru gideceğini bilemiyoruz, ama o anlamda Netanyahu'nun daha ciddi anlamda tehdit unsuru var Trump için.
Tabii Trump seçilmek, tekrar aday olmak istiyor. Şimdi tabii 8 Kasım'da birkaç gün ara seçimler var. Ara seçimler var. Ara seçimler önemli. Bu seçimlerin ne olduğunu bir cümleni söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek. İki parçalı ya Amerika'da kongre. Senato'nun da 100 senatörden 35'i yenilenecek. İşte bir, her iki senede bir. Bu çok önemli. İşte Biden açıklama yaptı, beni azledecekler falan diye. Böyle Amerika'da da gerçekten kutuplaşmış, ortadan bölünmüş, polarize olmuş bir ülke. Twitter'ı alan Elon Musk $8 istiyorum ben diyor. Verir misin mavi sen? Tıklardı. Mavi tıklardı. Bana mavi tık vermediler zaten. Benim sorunum değil ama yani vermezdin bence. Yani. Vermez miydin? Evet, vermezdim. Senin mavi tıkın olması lazım. Olması lazım. Bir takım şeyler vardı. Vermediler. Vermesinler. Sorun değil. Valla benim mavi tıkım var ama $8 verir miyim? Vermem herhalde. $100 yılda oluyor. Yani niye vereyim yani? Niye? Yani? Ya, anlamsız bir şey yani. Bir böyle şey. Bir şey olur mu? Yani. Ama bir de onun ötesinde 7500 kişi işten çıkardı. Biliyorsun değil mi Twitter'da? Evet evet. Yani Elon Musk orta bence toz duman yani. İkinci bir Trump olma yolunda iyice ilerliyor. Evet. Zaten Trump'ı da çok destekleyen bir insan. Ben kendisini çok hasseden bir insan değilim ama. Şimdi İvo süremizin bu bölümünü. Şeyi söyleyeyim. Amerikan seçimlerinin önemini söyleyeyim. Tamam. Hemen kapatıyorum. Ondan sonra Şalom'a geçeceğim. Şu anda Temsilciler Meclisi Demokratların çoğunluğunda. Senato'da 50-50 ama başkan Demokrat olduğu için Senato Başkanı da 51-50 gibi oluyor. Dolayısıyla şu anda ikisi de demokratların elinde. Fakat bu ara seçimler yıpranma nedeniyle demokratların temsilciler meclisini kaybetme olasılıkları çok fazla. Senatoyu da kaybederlerse Trump yönetimi son derece işlevsiz demesen bile Senato ve Temsilciler Meclisi'nden desteği olmadan ülkeyi yönetmeye çalışacak seçimlere kadar. Ve Trump bundan korkuyor. Biden bundan korkuyor. Çok önemli. Hangi yönetim seçilirse seçilsin. Yani her iki yönetimde de Türkiye gerçi sorunlar yaşadı ama bir Türkiye-Amerika arasında bir normalleşmeye acil ihtiyacımız var. İvo tekrar tebrik ediyorum. Ben gazeteyi şöyle göstereyim. Türkçe olarak yayınlanan Şalom gazetesi haftada bir yayınlanıyor, 75 yaşında. Evet. Aynı zamanda aynı grupta dergi var, Şalom dergi. Burada da yine Türkçe olarak böyle güzel kapaklarla ilginç konular, kültür, sanat, tarih, bilim konularında röportajlar var. Bütün ekibi tebrik ederim. Yazar çizer kadrosu çok zengin. Birkaç isim zikretmek ister misin? Yani kimler yazıyor, kimler çiziyor? Yani, bu gazete neden önemli? Bir iki cümleyle onu alayım, onu yani kapatalım bu lütfen. Bu gazete önemli çünkü Türkiye'nin... Bir çağrın varsa çağrın da ilet gazeteyle ilgili. Teşekkür ederim. Türkiye'nin en eski gazetelerinden biri yani 75 yıldır aralıksız çıkmış ve her türlü zorluğa rağmen hayatta kalabilmiş bir gazete, bir yayın organı. Ve son işte 12 yıldır benim genel yayın yönetmenliğimde biraz vizyon değişikliğine de gidildi. Özellikle bu gazeteyi bir kapalı bir cemaat gazetesi olmasından öte ulusal bir gazete. Herkesin okuyabileceği, herkese dokunabilecek konuları içeren bir gazete olmasına çalıştık. Ve bu anlamda da tabii internet, web sitemiz bize bu anlamda yardımcı oluyor. Çünkü o zaman herkes okuyabiliyor. Abone olmayanlar da olabiliyor. Abone tabii, usulü çıkan bir yayın. Abone bazlı bir şey, bir yayın. Fakat en önemlisi mutlaka hani Musevi olmayan yazarlarımızın da gazetede artık düzenli yazdığı bir gazete oldu. Bir takım profesör, akademisyenler, profesör arkadaşlarımız, gazeteciler 15'te bir, ayda bir, haftada bir hatta yazı veriyor bize. Bu çok önemli çünkü önemli. Dünyada böyle Yahudilerin çıkardığı gazetelerde Yahudi olmayanların yazar çok olması yok pek örneği öyle yok. Mi? Biz burada belki bir ilki gerçekleştirdik. Çünkü amacımız bizim bu gazeteyi herkesin okuması. Çok güzel. Çünkü biz iletişimin önemine çok gerçekten önem veriyoruz. Öyle. Karşındakini tanıdıkça barış ortamının oluştuğuna inanan insanlarız. Kapalı kaldıkça tebrik ötekiyi tanımayınca size. Ötekiyi tanımca barış tam uzaklaşılmış nice oluyor. Nice yıllara diyelim. Ayrıca bir cümle de ben bir katkı olarak söyleyeyim kapatırken. Ülkemizde farklı toplulukların, inanç gruplarının başka yayın organları da var. Mesela ülkemizdeki Rumların İHO. Apoevmatini. Onlar da eski gazetelerdir. Ermeni yurttaşlarımızın Yamanak, Jamanak ve Agos var. Unuttuğum başka devam eden gazete yok galiba. Bunlar yok, şu an devam. Evet. Kağıda basılan. Evet. Onlar da umarım ama uzun yıllar. Ama Apoevmatini falan Rum gazeteleri son derece azaldı. Zor durumda. Evet. Çünkü cemaat azaldı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
beni davet ettiğiniz için, Şalom'u da tanıttığınız için çok teşekkürler. Şalom'un en azından abone olunmasa bile webde, internet ortamında izlenmesini diliyorum. Değerli izleyiciler, çok teşekkür ederiz. YouTube'dan ve radyodan da bizi takip ettiğinizi biliyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.